tek işçiyim. Beni çalıştıran şirketi tanımıyorum. İşverenimi tanımıyorum. İşverenim Anadolu'nun herhangi bir şehrinde İstanbul'dan bir ihale almış, buraya bir taşeron yönetici tayin etmiş. Ne iş yapar bu yönetici? Bu yönetici sadece burada çalışan işçilerin isimlerini kayıt altına alır. Peki benim işlerin sevk ve idaresi kimde? Kamuda. Tüm kamu benim amirim ama ben sorumlu bulamıyorum. Böyle bir işverenlik anlayışı kölelik düzeninden öte kula kulluktur arkadaşlar. Aramızda Suriyeli işçiler var, Afrikalı işçiler var, göçmen işçiler var, Türkiye'den işçiler var. Hepimizin aslında birleşmesi burada ortak, beraber. Acımız da aynı, ekşimiz de aynı, tatlımız da aynı. Bizler sermayeye peşkeş çekiliyoruz. Sermaye bizim arın terimizi çalıyor. Patronlar bizleri daha çok çalıştırıp az maaşla çalıştırıyorlar. Bizleri, taşeron işçileri, emekçileri devlet, hükümet sermayeye peşkeş çekiyor. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı diyoruz. Birlik, beraberlik, mücadele diyoruz. İşçileri mücadeleye motive ettiği, işçilerin sorunlarını ve gücünü haykırdığı bir gün olması çabasındayız. Ancak işçinin koca bir yıldaki bir gününü meydan tartışmasına kitleyen işçiler değil, hükümettir. Taksim'de yasaksız 1 Mayıs'ların hiçbir sorun yaşanmadan medeni bir şekilde gerçekleştirildiğini hepimiz gördük. Kimse yalan söylemesin, günahtır. Sendikal sebeplerle işçi kuvan işverenler 6-7 maaşlık tazminatlarla değil en ağır şekilde cezalandırılmalı. Alt işverenlik olan yerlerde alt işveren asıl işverenin iş kolunda sayılmalı. Zamanında ödenmeyen maaşlar için mağduriyeti giderecek tazminat farkı ödenmeli. Kıdem tazminatında torba yasadan sonra olan belirsizlik giderilmeli. İşçinin haklarının asıl ve alt işveren arasında bölüştürülmeli. Yasa öncesi ve sonrası durumları gibi. Dönemin görevini kesinlikle devlet yürütmeli. 6331 sayılı kanuna işçi sendikaları ve işçi kuruluşları dahil edilmeli. Açlık sınırının üzerinde insani bir asgari ücret belirlenmeli. Mahkeme kararları tartışılmadan uygulamalı. İşine gelirse dayatması yerine kanunlarla teminat altına alınmış güvenceli bir çalışma hayatı inşa edilmeli. Biz bu konularda ısrarcıyız. Bu yöndeki mücadelemiz sosyal adalet, sosyal barış, sosyal refah adına sürecektir. Hepinize teşekkürler.